Beynime hoş geldiniz. Hocalı da Ruslara anladıkları dilden bir yanıt verilmişti. 20 Eylül olduğu rapor ediliyor. Operasyonumuzun ertesi günü. Rusların bölgede Ermeniler lehine bir pozisyon almasını engellemek ve Rus sözde barış gücünün hemen yanındaki cephanelik. Ermenilerin mi, kendilerin mi? Bununla ilgili tabii ki kesin bir açıklama olmadı ama şu kareler Ruslara gözdağının zirvesini taşıyor. Ruslar burada anlayacakları dilden cevabı almışlar. Ermeni'yi silahlandıran onlar değil miydi? İşte topraklarımız olan Hocalı'daki sözde barış gücü olan Rus askerlerinin paniği ve Ruslara mesajımız. Gördüğünüz gibi vurduğumuz bölgeden dumanlar yükseliyor. Muhtemelen bir cephanelik, yoğun bir patlama sesi duyuluyor ve Rus askerleri köşe bucak kaçışıyor. Şu anda bu karelere tanığız. Rus askerleri köşe bucak kaçışıyor. Çünkü en iyi bildikleri iş sıkıştırmak. Gördüğünüz gibi Rus sözde barış gücünün üstünde korku sesleri var, panik sesleri var, telaş sesleri var. Yani sen 4 senedir silahlandır Ermenileri. Bölgeyi bir terör yuvası haline getirmek için çabala. Daha sonra da bombalama olunca panikte. Azerbaycan ne yapıyor? Bölgede bir çizgi çiziyor. Siz de tarafınızı belli edin. Ermeni'yi silahlandırdınız ve biz bu operasyonla size de kararlılığımızı en üst tavandan gösteriyoruz. Gerçekten de mühim ve önemli bir kararlılık gösterisi. Şu anda gördüğünüz görüntüler. Rus askerlerinin kaçışı. Ve patlama. İşte bunlar tabii ki yoğun bir hareketlenme. Bu hareketlenmenin içinde tabii ki yaşanan panik havası göze yansıyor. Yani bu olaylar savaşın arasında kaldıysanız bazı riskleri de göze alacaksınız. Operasyonda karşımızdaki düşman hemen yanınızda bir tugay oluşturmuşsa bitişik o bombalamayı yaşayacaksınız. Siz bayrak çektiniz. Siz varsınız diye biz orayı vurmayacağız mı? Bal gibi vururuz işte böyle. Kapatı yayını da görmeyelim için. Anken diye giren Azerbaycan ordusuna ait bir ZBT görüntüsü. Orada bir kişi daha beliriyor. Muhtemelen asker mi bilmiyorum. Azerbaycan ordusunun Ankendi'nin dış mahallelerinde olduğu artık kesinleşti. Güvenlik gerekçesiyle harekat yavaş yapılıyor. Meskü mahal bildiğiniz üzere teröristler binalarda veya bazı korunaklı bölgelerde konuşlanmış olabilirler. Buna göre temkinli bir giriş yaşanıyor şehre. Ne yapıyor şimdi Rus sözde barış gücü? Buradaki teröristlerin bayraklarını söküyor. Ankendi'yi Azerbaycan ordusuna hazırlıyor. Bu topraklara kavuşmak en temel hakkıydı Azerbaycan'ın. Özellikle Amerika'nın, Avrupa'nın ve dış devletlerin Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle ve enerji hatlarındaki Azerbaycan'a muhtaç olmaları nedeniyle Ermeni diasporasına ve Ermenilere gereken destekleri vermediği çok açık. Ayrıca Rusya, Paşinyan hükümetinin devrilmesini büyük bir istekle takip ettiği için böyle bir durumda Erivan'daki ayaklanmaların, Erivan'daki eylemlerin Paşinyan'ın sonunu getirmesini bekliyor. Özellikle Kırım'a yapılan devasa saldırılar Rusya'nın Karabağ'a odaklanmasını zorluyor. Adere'de azat edildi. İşte gördüğünüz gibi Adere'de azat edildiğine ait görüntüler, heyecan oluşturan görüntüler hepimize büyük bir şevk getiriyor. Azatsın Adere. Adere'nin dağlık yamaç arazilerinde temizlik faaliyetleri yürütülse de Adere şehri azat edildi. Evet, önemli bir gelişme bu. Adere şehri azat edildi. Kahraman ordumuz Adere şehrinde kontrolü ele aldı. Karabağ'daki bu özgürlük mücadelemiz, Karabağ'ın özgür kılınması için yapılan bu mücadele meyvelerini vermeye başladı değerli izleyenlerim. Bu kuvvetli duruş, bu tabii ki dik duruş, bu kararlılık meyvelerini vermeye devam ediyor.
Azerbaycan'ın bölgedeki hakimiyeti ve gücü her geçen gün güçleniyor. Karabağ tümüyle Azerbaycan ordusunun eline geçmek üzere. Ne güzel bir kare, ne güzel bir müjde, ne güzel anlar yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi bu bayrakların hepsi silinecek. Sözde kukla yönetiminin bayrakları bunlar. Artık Adere'yi bu bayraklardan, bu sözde paçavralardan kurtaracağız. Ordumuz muzaffer bir şekilde giriş yaptı ve ne mutlu ki bu anları yaşıyoruz. Adere azat edildi. Ne mutlu ki Adere'miz özgür kılındı. Askerlerimiz şehirde ve her şeyi kontrol ediyorlar. Bu günleri gösteren Rabbime hamdolsun. Şimdi Adere şehri civarında da pusular var. Askerlerimizi pusuya düşürmek için operasyonlar yapan askerlerimizi pusuya düşürmek için Ermeniler, bu militanlar ne yapıyorlar? Tabii ki orada önlem alıyorlar güya. Askerlerimize ateş açıyorlar. Ama nafile. Çünkü askerlerimiz bölgede hakim ve teröristlerin yapabilecekleri tüm çılgınlıklara karşı her türlü önlemleri almış vaziyetteler. Moraller üst düzeyde. Kararlı olduk. Tabii ki şu anda bölgeden gelen haberlere göre askerler konumlanıyor ve duruma göre harekatlarını düzenliyorlar. Yollara döşenen mayınları gösterelim. Ermeniler çekilirken yollara 10 cam mayın döşediler. En iyi bildikleri onların bu. Mayın eşekliği yapmak. Bunu yaparak kendi tabii ki durumlarını özetliyorlar bölgede. Kargaşayla yaşadıklarını, kaostan beslendiklerini. Adere'yi ele geçirdik ve Adere bizim oldu. Yamaçlardaki pusulara karşı operasyonlara tabii ki devam ettik. Devam da ediyoruz. Adere de önemliydi. Çünkü kritik bir stratejik bir yer. Ve bu yönde de tabii ki önemli bir avantaj elde ettik. Hankendi'nin dış mahallelerinde Hocalı'yı ele geçirdik. Rus sözde barış gücüyle şehre girdik. İşler hızlı ilerliyor. Karabağ'da tam kontrolü sağlamak için 1-2 günlük süremiz kaldı. 1-2 gün içerisinde tam kontrol sağlanacak. Ve tüm dikkat buradaki tam kontrol sonrası güvenlik faaliyetleri, arama ve tarama faaliyetleri ve mayın temizleme faaliyetleri olacak. Bunun akabinde de tüm dikkatimiz Zengezur'a yöneliyor. Zengezur Azerbaycan'ın geleceği. Bu Zengezur bizden Stalin tarafından alınan Türk dünyasını bölen bir tabii ki koridor. Bu koridoru açacağız, Türk koridoru yapacağız. Böylelikle önemli bir adım gelişecek. Buradaki engel olan Zengezur koridorunu Türk koridoruna dönüştürme çabamıza çok az kaldı. Yaşasın Büyük Azerbaycan ordusu. Yaşasın bu şölenlerimiz. Bayrak dikmek, zafer kazanmak ne güzel bir şey. Gerçekten bu anlar hepimizi mesut eden, bizleri neşeli kılan ve tabii ki gururlandıran kareler. Bu kareler Azerbaycan'ın sahadaki üstünlüğü. Gelişmeleri anlatmaya devam edeceğim. Ve özellikle cephedeki gelişmeleri anlatıyoruz. Güncel ve son dakika bilgileriyle bende izlemeye devam edin. Serbest Kürsü bu bölgeden, cepheden aldığınız bilgilerin en hızlı ve en doğru olduğu ve sizlere ulaştığı bir kanal. Görüşmek üzere.